Yavaş. Oğlanım, sen niye ağlamıyorsun? Ev altına domuzağı bastı. Hiç ürmüyorsun sen. Komese bir baktım. Komese bütün tavukların kafası yok. Tilkiler bastı, senin ürmüyorsun. Aman Allah'ım, ne dedim ben? Nerede gideyim ben? Ah karaboğaz almayasa. Ah karaboğaz almayasa. Ah. Aman. Loş TV haber merkezine bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Cide'de yapılan evlendirme programında meşhur olan Cideli Kadir Köylü Erceban'ın sabah saatlerinde evinin aniden kaçırıldığı anlaşıldı. Evet, bu Cide'de büyük bir şok etkisi yarattı ve haber merkezlerine son dakika gelişmesi olarak altyazı olarak geçmeye başladı. Biz de hemen Loş TV haber merkezi olarak hemen o bölgeye arkadaşlarımızı gönderdik ve hemen zaman kaybetmeden bölgeye bağlanalım. Kadir Köyü'nden bizlere şu anda karşımızda Turgay. Turgay merhaba, sesim geliyor mu? Evet, sesini alıyoruz. Çok güzel geliyor sesin. Erceban'ın kaçırıldığı doğru mu öncelikle? Ben kuyuya sabah saatlerinde geldim. Burada kuyunun delisiyle karşılaştım. Kuyu ilk geri gelmez. Bana Erceba ile ilgili olarak söylediği ilk şey, Erceba öcünlerle, perilerle, cinlerle uğraşıyordu. Onu kaçırdıysa öcünlüler kaçırmıştı dedi. Yani sabah saatlerinde Erceba'nın kaçırılmasını cinlere, perilere mi bağladınız? Kuyunun delisi bize öyle dedi. Biz ona haber yapmadık tabii ki, inanmadık. Ama burada söylüyorsun. Neyse, şimdi biz onu bir alıyoruz buraya, notumuzu. Evet, bir de Erceba'nın en yakın arkadaşı Hasan Ağa'dan aldığımız haberlere göre o camdandır görmüş. İki tane de izbandut gibi gara gara uçaklar diye Erceba'nın biri bir kolundan tutmuş, biri bir kolundan tutmuş diye kaçırdı Erceba'yı diye. Ellerinde de sopalarından bağıra bağıra Erceba'ya aittiler diye Şimdi bizi. Erceba'nın bir diğer şeye göre de sabah saatinde Harman'a eşeği bağlamaya giderken kaçırıldığı söyleniyor ve köpeğiyle birlikte köpeği de kaçırılmış, doğru mu? Erceba'nın köpeğinden, eşeğinden hiçbir haber yok. Ahırını da gezdik. Erceba'nın inekleri sütten kesilmiş, tavukları yumurtadan kesilmiş. Hele bir de koyunlarını görseniz melül melül bakıyorlar böyle zavallı hayvanlara. Evet, yani Kadıköy'ünde bir hüzün söz konusu. Erceba'nı her kime sorduysak hepsi Erceba koyun gülüydü, neşesiydi, biricik adamıydı diyorlar. Erceba'yı çok seviyorlar Çok seviyorlar. Kadıköy'de. Hele bir de Erceba'nın o yayında gördüğü Sultan diye bir yavukusu varmış. Sultan'ın yanına da gittik. Sultan hani benim mercebim, hani benim bileziklerim de çığırıp yatıyor. Bize şimdi yapılan bir açıklama daha var Turgay. O da şöyle, Erceba'ya Nijerya'dan gelen bir gelin vardı. Onun kaçırıldığı söylüyor. Onun Kenya üzerinden Kenya korsanlarıyla, Karayip korsanlarıyla birlikte bir organize bir şekilde kaçırıldığını söylüyorlar. Sence bölgedeki güvenlik güçlerinden hiç herhangi birisiyle konuşabildin mi? Başbakan bölgede mi? Cumhurbaşkanı bölgede mi? Buradan vereceğim son haber sana şunlardan ibaret olacak. Burası çok karıştı. Buraya helikopterler, uçaklar, denizden dur gemiler geliyor. Her an Kenya ile Cide arasında savaş da çıkabilir, dövüş de olabilir, her şey olabilir bu arada. Ben yayını kapatacağım, bu deli benim peşimde. Evet, Anacığım! şu anda gördüğünüz gibi bölgeye çok sayıda savaş gemileri gitmiş. F-16'lar havadan dolaşıyorlarmış. Bir de tabii ki Erceba'nın akıbeti hakkındaki iki tane söylenti vardı. Bunlardan birisi Kenyalılar tarafından kaçırıldı, birisi Nijeryalılar tarafından kaçırıldı. Bir de son evlenme programında Eşref'in onu karşı böyle bir şey yaptırabileceği, yani bunlar üzerinde duruluyor. Ben bu haberler çok bana böyle inandırıcı gelmedi. Ben de kalkıyorum, bir Kadir Köyü'ne gidip gelin.